düşük nedir? Düşük nedir? Düşük hakkında merak edilenler, hamilelikte düşük yapmak nasıl olur? Vajinal kanama ve takiben kasıklardaki kramplar düşük habercisi olabilir. Uzun süren kanama ve kramplar çoğunlukla düşükle sonlanır. Bu bulgular saptandığında mutlaka doktora başvurmanız gerekir. Anne adayının gebeliğinin 20. haftasından önce bebek henüz 500 grama ulaşmadan yaşadığı 2 veya daha çok sayıda düşük tekrarlayan düşükler olarak adlandırılıyor. Son yıllarda üreme sağlığı ve immünoloji bağışıklık bilimi alanında kaydedilen gelişmeler, tekrarlayan düşük vakalarında bağışıklık sisteminin önemli rol oynadığına işaret ediyor. Anatomik, hormonal ve genetik nedenlere, enfeksiyonlara, çevresel faktörlere bağlı olmayan düşükler nedeni izah edilemeyen düşükler olarak tanımlanıyordu. Ancak son yıllardaki gelişmeler bu düşüklerin %80'inin bağışıklık sistemindeki bozukluklara bağlı olabileceğini ve bu vakaların birçoğunun yeni tedavi yöntemleriyle önlenebileceğini gösteriyor. Düşük nedir? Neden olur insan vücudu yabancı maddeleri reddeder? Oluşan embriyodaki özelliklerin yarısı anneden yarısı babadan geldiği için embriyo da anneye yabancıdır. Gelişen embriyo trofoblast adı verilen hücreler ile rahmin iç tabakasına tutunur ve beslenir. Bu sırada annenin vücudunda bu hücrelere karşı antikorlar oluşur. Normal gebeliklerde oluşan bu antikorlar maskelenir ve baskılanarak embriyoya zarar vermez. Bu baskılamayı bloke edici antikorlar gerçekleştirir. Cinsel ilişki sırasında erkeğin sperm ile temas eden kadınlarda spermin içerdiği yabancı proteinlere karşı antikorlar oluşur. İşte oluşan bu antikorlar bloke edici antikorlardır. Bunlar gebelik sırasında embriyoya karşı oluşan zararlı antikorları baskılayarak gebeliğinin devam etmesini sağlar. Bazı çiftlerde eşlerin immünolojik bağışıklık sistemi yapısı çok benzer olduğu için bloke edici antikorlar oluşmaz ve düşükler yaşanabilir.